Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Bayram Menek, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Pietro Beretta 70, Mod 70, düğmeli halk arasında düğmeli Beretta'da bilinen bir tabancanın tanıtımını yapacağım. Öncelikle tabancamızın haznesinin boş olduğunu emniyet açısından kontrol edelim. Tabancamız, esnaf arkadaşımız bizi kırmadı, bulundurma ruhsatlı, bize bir video çekme fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Bu şekilde tehlikeli mühimmatları uzaklaştırıyoruz. Tabancamızın şarjörü boş, atım yatağımız boş. Tabancamız 1935 yılından farklı üretilen Mod 70'in tekniksel olarak, fiziki olarak değişiklikler görüyoruz. Tabancamız Walther'in bir kopyası da diyebiliriz. Çok benzerlik var Walther'le arasında. Tabancamız düğmeli Beretta'nın neden olduğunu size açıklamak istiyorum. Düğmeli Beretta daha önceki şarjörlerin aksine, yani şarjörü çıkartmanın aksine bir düğme koymuş. Tabi bununla beraber şarjörün içinde bir mandal var. Bu mandalın yukarıya, mekanizmaya takılıp şarjörü gergin tutması sebebiyle çok rahat bir şekilde şarjörü dışarı atmaktadır. Bu kısım tamam. Tabancamızın klasik Beretta çıplak namlu dediğimiz ve çıkık namlu dediğimiz FS92'lerde de günümüzde de hala Beretta'nın devam ettiğini görmekteyiz. Beretta eski modeline oranla emniyeti horuz kısmına almıştır. Basit bir emniyet sistemi mevcut. İğne sabit. Sadece horuzu kilitlemekte. İkinci olarak bir kademe horuzu getirdiğimizde tabancamız elimizden yere düşse dahi iğneye çarpmamasını önlemekte. Yani çarpmasını önlemekte. Bu da bir emniyet sayılmakta. Üçüncü olarak boş ve dolu mandalı dediğimiz silahı boş işaretinde sabit tutan bir mandalımız mevcut. Üçüncü olarak tabancamızın sökümü için bir aparatımız mevcut. Şöyle bir göz gezdirecek olursak klasik arpacık mevcut Beretta'da. Eski modele oranla bunu ileri geri hareketli, yani nişangahın ayarlanabilmesi için bunu sabit yapmamış. Arpacığımız sabit. Tabancamızın namlu kısmında mermi haznesi kadar bir kertik görüyoruz burada. Bu da halk arasında çok dikkat edilen bir hareket. Şuna çok düşkün olan, işte bu en iyisidir diyen kişiler de biliyoruz. Eskilerde çok kabul gören, halk arasında çok sevilen, çok takdir edilen bir tabancadır. Hem küçüklüğü, hem görüntüsü, hem çalışması gerçekten yarı otomatik bir tabancada mevcut olan her şey Beretta'da mevcut görebiliyoruz. Öncelikle dostumuza çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiği için tabancasıyla ilgili. Tabancamızı bir sökelim. Tabancamızın söküm işlemini şu boşluğu buraya getirdiğimizde şu şekilde, şöyle yavaşta yapalım. Hemen mekanizma gövdeden ayrılmakta. Gövdeye baktığımızda klasik Beretta'nın sistemini görüyoruz. Alttan kilitlemeli bir sistem, yani irca milinin ve namlunun altta kilitlenmesi var. Yeni FS'lerde üstten geçme. Tabancamızın alt, bu orijinal bir İtalyan Beretta üretimi. Şu an mevcut yeni üretimlerde bunun alüminyum alaşımlı gravür diyebiliriz, ya da gravür değil de daha hafif olması için yapmış. Bu alt üst çelik. Silahımızın mekanizmasına baktığımızda Beretta'nın o güzel tasarımını her haliyle görebiliyoruz. Basit bir yayın irca miliyle çalışmaktadır tabancamız. 765 Beretta'nın yayı çok sert, yani uzun yıllar kullanılabilecek bir yaya, irca yayına, irca mili ve yayına sahip. Aynı zamanda irca milimiz saf çelik, onu da göstermiş olayım. Namlu kısmına geldiğimizde, mekanizmayı çektiğimizde hareketli bir namlu gözükse de namlumuzun sabit olduğunu görüyoruz. Sabit bir parça. Şu ayrıntıyı da
anlatmakta yarar var. Beretta'nın en çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şu kızak bölümünün çok uzun mesafeli olması. Yani bu boş şekilde şöyle anlattığımızda tabancamızın hareket halindeyken bunun uzun bir yuvaya sahip olması tabancanın laşkalaşmasını önlemek amacıyla çok uzun tasarlanmış. Yani günümüz şartlarında büyük tabancalarda bile bu kadar bir kızak görmemekteyiz. Bu da çok özellikle dikkatimi çekti. Tabancamızın sabit bir iğne ve çok geniş bir tırnak, boş mermiyi kapsülü dışarı atma tırnağının çok güçlü ve güçlendirilmiş bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da ayrı bir dikkat çekici şey. Ağırlığı 600-650 gram boş haliyle, yani 600 gram civarında. Tabancamızı bir tekrar takalım. Takımı oldukça kolay. İrca milimizi tam en alt kısma oturtuyoruz. Ve bazen şu şekilde. Tabancamızı takarken şurada bir tırnağımız mevcut. Bunu el desteğiyle aşağı bastırmamız gerekiyor. Tabancamızı şu şekilde oturtup bu aparatımız bu tarafta. Tırnağımızı bastırdık. Hemen bunun yerine oturtuyoruz. Bu şekilde bir montajımız mevcut. Testimizi yapıyoruz. Şarjörümüz boş. Atım yatağımız boş. Tabancamız 7+1 mermi almakta. Buranın bu şekilde tasarlanması çok tabancaya çok güzel bir görüntü dışında ele oturmasında da çok güzel bir görev görmekte. Ahşap kabzemizin ceviz olduğunu ve arkada birleştiğini görüyoruz. Emniyetimizin tek taraflı olduğunu görüyoruz. 92 feselerde sağlı sollu emniyet ve iğneyi kapatma sistemi var. Daha çok geliştirilmiş. Tabancamız gerçekten başarılı ve çok güzel. Yine arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiği için. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle çok güzel tabancalara da sahip arkadaşlar video çekmemi isterlerse bundan memnuniyet duyarım. Çünkü gerçekten çok hevesliyim. Yani bilgi sahibiyim de. Herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.